Bu devasa makineler sadece fuarlarda değil, tarlalarda da boy gösteriyor. Saatlerce sürecek iş, dakikalar içinde yapılıyor. Son yıllarda tarımda mekanizasyon arttı. Ancak eski yöntemler de unutulmuş değil. Konya'nın Seydişehir ilçesine bağlı Taraşçı mahallesinde 200 metrekarelik bahçesine atına bağladığı karasabanla süren 56 yaşındaki Ahmet Karal, tamamen doğal ürünler yetiştirerek ailesinin geçimini sağlıyor. Ben 20 yaşından beri bu mesleğe uğraşıyorum. Evimde işim yok, gücüm yok. İşsizim. Mecbura bu verimleri ekiyoruz. Kışında karnımızı doyuruyoruz yani. Toros Dağları'nın eteklerinde yer alan mahallede yaşayan 9 kişili Karal ailesi eski dönemlerdeki gibi toprağa atla sürüyor, geçimlerini sağlamak için sebze ve meyve yetiştiriyor. Şu anda gübre hiçbir şey yani atmıyorum. Yani elemeyle bunları yetiştiriyorum. İşte bunlarla geçim sağlıyor. Başka bir geçim kaynağı olmayan ve bahçede yetiştirdikleri ürünleri tüketen aile, ürettiklerinin bir kısmını da komşularıyla paylaşıyor. Bu kasabamızda, mahallemizde yani bu organik işleri kendimiz yapıyoruz. Şimdi herkes traktör yapıyor. Bu şeyler kalmadığı için mecburen sabanıyla, pulluğuyla bu işlerimizi takip ediyoruz. Karal, tarım işlerinde en büyük yardımcısı olan atı Sibel'e gözü gibi bakıyor. Hop! Hadi yavrum, gel baba. Hadi.